Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da mucizeler, açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Demek size her ne zaman bir peygamber gelip de, nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse, kafa tutacak, onların kimine yalancı deyip, kimini öldüreceksiniz ha? İşte bunlar, Allah'ın ayetleri olup, biz sana onları dosdoğru bildiriyoruz. Sen elbette Resullerdensin. Gün geldi melekler ona Meryem Allah kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da ahirette de itibarlı Allah'a en yakın kullardan olacaktır. Beşiğinde de yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak salih insanlardan olacaktır. Meryem: Ya Rabbi, bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir deyince Allah şöyle buyurdu: Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Zira o bir şeyin var olmasına hüküm verince sadece ol der, o da derhal olu verir. Melekler Hazreti İsa hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilave ettiler. Allah ona kitabı, yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecektir. Onu İsrail oğullarına resul olarak gönderecek o da onlara şöyle diyecektir: Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim. Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar, içine üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş olu verir. Keza ben anadan doğmak körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbet bunlarda sizin için alacak dersler vardır. Ne zaman ki İsa, onların inkârlarında ısrar ettiklerini hissetti, Allah'a giden yolda bana yardım edecek kim var, dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa! Bizim Müslüman olup, Allah'a itaat ettiğimize sen de şahit ol. O zaman Allah şöyle buyurmuştu. İsa! Seni öldürecek olan onlar değil, benim. Seni kendi nezdime yükseltecek, seni inkarcıların içinden kurtarıp, temize çıkaracak, ve sana tabi olanları ta kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacak olan da benim. Sonra hepinizin dönüşü bana olacak. Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim. Allah yanında İsa'nın durumu aynen Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yaratıp ol dedi o da derhal olu verdi. Yine inkarları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar İsa'yı öldüremediler, asamadılar da. Öldürülen başkasıydı. Lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah, aziz ve hakimdir mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar İsa'yı öldüremediler, asamadılar da öldürülen başkasıydı. Lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o onların aleyhinde şahitlik edecektir. Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da ettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Ey ehli kitap! Dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa, sadece Allah'ın Resulü Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin. Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, Yerde ne varsa onundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter. Mesih de Allah'a en yakın büyük melekler de Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim ona kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki Allah yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir. Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki: Eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz. Meryem oğlu İsa Mesih sadece bir resuldür. Nitekim ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et! Biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz? Sonra bak nasıl oluyor da, akılları çelinip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar. Allah o gün buyuracak ki, İsa, hem senin, hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki, ben seni ruhul kudüsle desteklemiştim. Sen beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun. O da benim iznimle kuş olu veriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki, sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben, İsrail oğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden def etmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da, onların kafirleri, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, demişlerdi. Hem Allah Teala, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin diye sorguladığı vakit o şöyle diyecek: Haşa, sen şeritten ve her noksandan münezzehsin ya Rabbi. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz, bana yakışmaz. Hem söylediysem malumundur elbet. Benim varlığımda olan her şeyi sen bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilemem. Bütün gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur, dediler. Hristiyanlar da, Mesih Allah'ın oğludur, dediler. Bu, onların ağızlarında geveledikleri sözlerden ibarettir. Onlar sözlerini daha önce geçmiş kâfirlerin sözlerine benzetiyorlar. Hay Allah kahredesiler. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir. Müşrikler, Allah evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. O her şeyden olduğu gibi, evladı olmaktan da müstagnidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi O'nundur. Buna dair, ey müşrikler, hiçbir deliliniz yoktur. Ne o, Allah hakkında kesin bilgi sahibi olmadan konuşuyor. Rastgele şeyleri mi ona isnat ediyorsunuz? Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi. Derken bebek, ben Allah'ın kuluyum dedi. O bana kitap verdi. Beni peygamber olarak görevlendirdi. Nerede olursam olayım, beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe, bana namazı ve zekatı farz kıldı. Anneme saygılı, hayırlı evlat kılıp, asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, kabirden kalkıp dirileceğim günde, selam üzerime olsun. İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri, Meryem oğlu İsa konusunda, gerçeğin ta kendisi olan, Allah'ın sözü budur. İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Hem onu, hem oğlunu, cümle âlem için bir ibret yaptık. Meryem'in oğlunu ve annesini, birer ibret vesilesi kıldık ve onları pınarlara akan, ve yerleşmeye elverişli yüksekçe bir yere yerleştirdik. Bir vakit biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık ki, vakti gelince o, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun.'' Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de, bana tabi olun. Doğru yol budur. Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline. Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da Ey İsrail oğulları dedi. Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip, ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber, açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir dediler. Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında oldunuz onun dinine yardım ediniz nasıl ki Meryem'in oğlu İsa vaktiyle havarilere Allah'ın yolunda giderken kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca havariler biz Allah'ın tarafında oluruz diye cevap vermişlerdi neticede İsrail oğullarından bir kısmı İsa'nın peygamberliğine iman etti bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledikte de onlar ötekilere üstün geldiler.